Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf doğa yayınları sayfa 77 ile 80 arasındaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk alıştırmamızla başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki ifadeleri karşılık gelen tam sayıları artı veya eksi işaretini kullanarak gösteriniz demiş. İfadeye karşılık gelen sayıyı artı ve eksi ile temsil edeceğiz arkadaşlar. A şıkkımıza baktık. Sıcaklık sıfırın altında 22 derece santigrat demiş. Bakın altında ifadesi negatif yani eksi ifade eder arkadaşlar. O yüzden bunu ifade eden sayımız eksi 22 şeklinde olması gerekir diyoruz A şıkkımızın cev cevabı olarak. B'ye geçtiğimizde 50 TL borç. Bakın borç ifadesi olumsuz ifadeler alt borç geri gibi ifadeler negatif ifade ettiği için bu da yine eksi ile temsil edilir ve eksi 50 olarak karşımıza gelmiş olur. C şıkkına geçtiğimizde 280 TL kar. Kar olumlu bir anlam taşıdığı için bu artı ile ifade edilir arkadaşlar. Artı 280 şeklinde karşımıza gelecek. Eğer işaret koymazsanız yine artı anlamı taşıyor arkadaşlar. O yüzden işaret koymadan da 280 yazsanız aynı şeye karşılık gelir. Ç'ye geçtim. 500 TL gelir. Gelir yine olumlu anlamda bir ifade olduğu için artı 500 olarak ifade edilmesi gerekiyor bu ifademizin. D şıkkı 400 TL gider. Gider olumsuz bir anlam taşır. O yüzden negatiftir. Eksi 400 şeklinde ifade edilir. 200 TL zarar yine olumsuz bir anlam taşıdığı için zarar ifadesi. Eksi 200 olarak karşımıza gelmiş oldu. Olumlu şeyler artıyla olumsuz ifadeler eksi ile temsil edilir diyoruz. Bu şekilde birinci sorumuzun cevaplarını vermiş olduk. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Burayı temizledim. Eş bölmelere ayrılmış aşağıdaki sayı doğrusu üzerindeki A, B, C ve D noktalarına karşılık gelen tam sayıları belirleyiniz demiş. Şimdi sayı doğrusunu bulurken bazı sayılar verilmiş bakın. Eksi 5, eksi 6 bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafta ne var eksi 5'in hemen arkadaşlar? Tabii ki de eksi 4 var. Buradan yanında eksi 3 var. Buradan yola çıkarak hepsini bulabilirim. Eksi 2 var. Eksi 2'nin yanında eksi 1. Bu tarafa doğru küçülerek gidiyor bakın. Eksi 1'in yanında ne var? 0 var. Sonra sıfırın sağ tarafında artı 1 var. Burası artı 1. Artı 2 sırasıyla devam ediyor. Artı 3 ve artı 4 şeklinde sayı doğrumuzu bu tarafa doğru tamamladık. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Eksi 6'ın hemen yanında ne olacak arkadaşlar? Eksi 7. Hemen yanında eksi 8 hemen yanında eksi 9 hemen yanında da eksi 10 şeklinde sayı doğrumuzda eksik kalan tüm terimleri doldurmuş olduk. Diyor ki bize A, B, C, D noktaların karşılık gelen tam sayıları belirleyiniz. Zaten hepsini belirlemiş olduk. Şimdi onları yuvarlak içine alalım. B sayımız artı 3. A sayımız 0. D sayımız eksi 4. C sayımız da eksi 8 olarak Bulunmuş oldu bu sayı sayı doğrusunu tamamladığımızda diyoruz. Ve üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Üçüncü sorumuza geçtim. Eksi 5, 6, 8, eksi 25, 40, 82, eksi 35, 0, eksi 120 tam sayılarını negatif ve pozitif tam sayılar olarak gruplandırınız. Hangi tam sayı grubun dışında kaldı nedenini açıklayınız demiş. Şimdi negatif ve pozitif olarak ayıralım demiş. Şöyle yazalım. Negatifler. Negatif sayılar. Buraya. Pozitifleri de buraya yazacağım. İki grup olarak yazalım. Negatif ve pozitif. Negatifleri bulalım önce. Eksi olanlar negatifti arkadaşlar. Eksi 5. Negatif bir sayımız. Virgül. Eksi 25. Bu gruba girecek. Sonrasında eksi 35. Bu gruba girer. Bir de eksi 120. Bu gruba girdi. 4 tane negatif sayı varmış. Pozitif olanlar da yani işaretsiz olanlar artı anlamı taşıyor. 6 bu gruba girer. 8 bu gruba girdi. 40 bu grupta. 82 bu grupta. Ve başka da yok arkadaşlar. 0 0'a dikkat ediyoruz. 0 işaretsiz ama ne eksi işaret alır ne artı işaret alır. Sıfırın işareti yoktur arkadaşlar. Bazı öğrenciler bunu pozitif gruba alıyor. Diğer sayılarda da işaret yoktu. Sıfırda da yok gibi düşünerek. Hayır sıfır nötr gruptadır arkadaşlar. Ne negatif gruba ne de pozitif gruba dahil edilemez. Bakın bunu bize ayrıca sormuş. Hangi tam sayı grubun dışında kaldı? Sıfır. Sıfır grubun dışında kaldı şeklinde ifademizi yazalım. Nedenini açıklayınız. 0 nötrdür şeklinde bu ifadeyi tamamlayalım. 0 nötr yani işaretsiz demektir arkadaşlar. 0 nötrdür şeklinde cümlemizi tamamlamış olalım açıklama olarak. 0 grubun dışında kaldı. 0 nötrdür işareti yoktur şeklinde 3. sorumuzun cevabını vermiş olduk. Dördüncü soruya geçtim şimdi. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz demiş. Bazı sayılar vermiş. Mutlak değer gösterimini almış. Mutlak değerin sonucunu vermiş. Mutlak değerin anlamını istemiş. Eksi 13'ün mutlak değeri içerisine almış. Eksi 3, 13'ün mutlak değeri artı 13'tür. Yani işaretsiz olarak 13 olarak çıkar. Bu da anlamı da eksi 13'ün sayı doğrusunda 0 olan uzaklık 13 birimdir şeklinde anlamında yazmış. Mutlak değer neydi arkadaşlar? Eksi de olsa artı da olsa 0 olan uzaklık olduğu için sonuç hep artı olarak yani mutlak değer dışına negatiflikten kurtularak çıkması gerekiyordu. Mesela 38'i mutlak değer içerisine alırsak mutlak değer dışına 38 olarak çıkar. Çünkü zaten işareti pozitif dışarıya da pozitif olarak çıkacaktır arkadaşlar. Anlamını yazarsak yukarıdakinin aynısını yazacağız. 38'in sayı doğrusunda sayı doğrusunda yukarıdakinin birebir aynısını yazıyoruz doğrusunda sıfıra olan uzaklığı uzaklığı 38 birimdir. Yukarıdakinin aynısını cümle olarak yazmış olduk. Buradaki tüm ifadelerde zaten benzer bir açıklama kullanacağız. Eksi 43'e geçtim. Eksi 43'ün mutlak değeri mutlak değer dışarısından pozitif olarak çıkacağı için artı 43 yani işareti artıya dönerek çıkacak. Buraya başına hocam artı yazmamıza gerek var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü işareti olmadığında zaten artı anlamı taşıyor. Bunun açıklaması aynı şekilde. 43'ün 43'ün sayı doğrusunda 43'ün sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 43 birimdir şeklinde açıklamamızı da yazmış olduk. Yukarıdakilerin benzeri zaten açıklamalarımız dedik arkadaşlar. Diğerlerine geçtim. Sırasıyla yapıyorum şimdi. 27'nin mutlak değer dışına çıkmış hali yine pozitif olarak 27 olarak sonuçlanacak. Bunun da yazalım. 27'nin sayı doğrusunda sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 27 birimdir. Açıklamamız aynı dedik. Bunu da yazdık. Eksi 401'e geçtim şimdi. Onu yapalım. Eksi 401'in mutlak değer dışına çıkmış hali artı 401. Yani 401 olarak mutlak değer dışına çıkar. Şöyle yazıyoruz. Tabi burada işaretleri unuttum bazılarında. Hemen onları yapayım. 38'in dedik. Bu eksi, eksi 43 Şuna Eksi 43'ün diyelim. Orada unutmuşuz. Şu eksi 43'ün. Burada 27'nin de. Burada eksi 401'in diyeceğiz. Onları karıştırmayalım. Eksi 401'in sayı doğrusunda sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 401 birimdir şeklinde cevabımızı verdik. Sonuncu ifadeye geçtim arkadaşlar şimdi. Sarıyla da onu ifade etmiş olalım. 56'nın mutlak değeri mutlak değer dışarısında 56 olarak çıkar. 56'nın sayı doğrusunda sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 56 birimdir şeklinde cevabımızı vermiş olduk. Dördüncü sorunun cevabı olarak mutlak değeri dışına hep sayılarımız pozitif olarak çıktığına dikkat edelim. Sıfır haricinde sıfırın işareti olmadığı için sıfır olarak çıkıyor ama diğer sayıların hepsi pozitif olarak çıkmış oldu. Sayfa 77'yi bu şekilde tamamladım. 78'deki 5. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tam sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. En küçük sayıyı başa alacağız. Sonrasında sırasıyla koyacağız. A şıkkına geçtim. Buradaki en küçük sayı sıfırdan en sol taraftaki sayı sola doğru gittikçe sayımız küçülüyordu. Hangisi? Eksi 7 bakın. Sıfırdan en uzak sayımız sol tarafta. O yüzden en küçük sayı o. Sonra eksi 6 var arkadaşlar. Dikkat edin negatiflerde. Eksi 6 daha küçük değil. Eksi 7 daha küçük. Çünkü sıfırdan uzaklaştıkça sayı daha küçülüyordu. Mesela eksi 99 daha da küçük bir değer. Buna dikkat edin. Eksi 7 daha küçük. Eksi 6'dan. Onda sonra sıfır var. Sıfır negatif sayılardan daha büyüktür. Sonra pozitiflere geçeceğiz. Pozitiflerde en küçük sayımız burada 4 var. En büyük sayımız da 12 şeklinde sıralanmış oldu. A şıkkımızın sıralanmış hali bu şekilde karşımıza geldi. Eksi 7, eksi 6, 0, 4, 12 şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oldu. B'ye geçiyorum şimdi. En sayı, küçük sayı negatif olan eksi 8. Sonra pozitiflerden en küçük olan 3. Sonra 4. Sonra 5. En büyük sayımız da Altı şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. En küçüğe negatif sayıyı kullandığımıza dikkat ediniz arkadaşlar. C ile devam ediyorum şimdi. C'yi sıralayalım. Negatiflerde en küçük eksi 10 bakın. Negatiflerde büyük olan daha küçüktü. Eksi 10 en küçük. Sonra eksi 8. Sonra eksi 4. Eksi 1 bunların arasındaki en büyük sayı. Sonra pozitiflere geçiyorum. Sadece 8 var pozitiflerde. Onu en başa almamız lazım. Negatifler küçük tarafa, pozitifler büyük tarafa yazılmış oldu. Ç'ye geçelim şimdi. Ç'yi yapıyorum. Sıra Ç'de. En küçük negatiflerde eksi 15. Sonra eksi 12 var. Sonra 0 var. Negatiflerden büyük olarak. Sonra pozitiflere geçiyorum. 4 var en büyük sayımız da 6 şeklinde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Dikkat edin küçükten büyüğe doğru sıralamış oldum. D'ye geçtim. En küçük sayımız eksi 20. Sonra eksilerde eksi 5 var. Sonra eksi 4 var. Sonra 7 ve 9'dan hangisi var arkadaşlar? 7 var. Sonra da 9 en büyük sayımız olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde eksi 20, eksi 5, eksi 4, 7 ve 9 şeklinde sıralanmış oldu D şıkkımız. E'ye geçelim şimdi. E'ye geçelim. Burada sıralanmış en küçük sayımız negatif olan eksi 12. Sonra eksi 8. Sonra eksi 7. Negatiflerde önce büyük olan daha küçük ona dikkat ediyoruz. Sonra sırasıyla 0 var. Negatiflerden daha büyük en büyük sayımızda pozitif olan 11 en başa gelecek dedik. 5. sorumuzda da küçükten büyüğe doğru bu ifadeleri sıralamış olduk. 6. soruya doğru geçtim. Burayı temizledim arkadaşlar. Hava sıcaklığının değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Meteoroloji balonları hava durumu tahminlerinde önemli rol oynar. Aşağıda görselde verilen P R, P, R, ve S noktalarındaki meteoroloji balonları konumları verilmiştir. Meteoroloji balonunu R noktasının sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Buna göre aynı anda P ve S noktalarında ölçülen hava sıcaklığının alabileceği değerlere birer örnek veririz demiş. Şimdi R'yi eksi 1 olarak ölçmüş arkadaşlar burayı. Diyor ki P ve S'ye de siz değerler verin. Birer tane alabileceği değer alın diyor. Diyor ki yukarıya gittikçe değerler düşmesi lazım. O zaman eksi birden daha büyük bir sayı yazmam lazım buraya. Mesela sıfır daha büyük ya da artı bir daha büyük. 2, 3 pozitif sayıların hepsi daha büyük. Buraya artı bir sayı kullanmam lazım. Artı 2 kullanabilirim. Mesela bir tanesini yaz demiş bir tanesini yazdım. P'ye de daha küçük bir sayı yazmam lazım. Eksi 1'den daha küçük bir sayı ne olur? Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 bunların hepsi daha küçüktür. Bir tanesini yaz demiş. Eksi 6 yazalım. Eksi 1'den daha küçük dikkat edin. Eksi 6 sayısı kullanmamız gerekir. Birer tane örnek ver dediği için buna bir tane buna da bir tane örnek vermiş oldum. Altın sorumuzun cevabı için. Ve 7. soruya doğru geçtim. Evet alt kısma geçtim 7. sorumuza. Aşağıdaki görsellerde verilen dondurucuların kaç derece santigrata kadar soğuttuğu üzerlerine yazılmıştır. Evet. Bir aşı eksi 70 dereceden daha soğuk ortamda muhafaza edilmektedir. Buna göre aşı belirtilen donduruculardan hangilerine konulabilir demiş arkadaşlar. Şimdi eksi 70'den daha soğuk olmasını istiyor arkadaşlar. Eksi 70'den daha soğuklara bakalım. Daha küçük ifadelere bakalım. Bir de daha büyük ifadelere bakalım. Daha soğuk dediği için daha küçük ifadeleri koymamız lazım. Şimdi buraya koyuyorum. Bunları bir sıraladığımda en soğuk burada eksi 90 derece arkadaşlar. En başa gelir. Eksi 90 en soğuk. Sonra eksi 85 ikinci sıraya gelir. Sonra eksi 70 var. Sonra eksi 66 var. Sonra da eksi 50 var. Gördüğünüz gibi iki tanesi eksi 70'ten daha büyük iki tanesi daha küçük. Bize diyor ki daha soğuk olsun. Eksi 70'ten daha soğuk demek daha küçükleri al demek. Eksi 85 ve eksi 90 daha küçük sayılar olduğu için bu ikisini alabiliriz arkadaşlar. O yüzden konulabilecek numaralar kaçtır? Eksi 85 ve 90 olan 2 numara ve 4 numara cevabımız olarak karşımıza gelmiş oldu. Şuraya yazalım. 2 tire 4 cevabımız oldu arkadaşlar. 7. sorunun cevabı olarak. Ve 8. soruya doğru geçtik. Aşağıda verilen tam sayıları sayı doğrusunda gösterip küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sayı doğrusunda sıfıra en yakın olan tam sayıları işaretleyiniz demiş. Yapalım birlikte. A şıkkı için ayrı bir sayı doğrusu. B şıkkı için ayrı bir sayı doğrusu çizeceğiz. Önce A şıkkımızla başlayalım. Bir tane sayı doğrusu aldım. Sonrasında e, yanlış yere tıkladık, şuradan kaleme geçtim, sayı doğrusunu aldım. Şimdi şurası sıfır olursa arkadaşlar sıfır oldu. Hemen sıfırın sol tarafında ne var? Eksi bir var. Bu tarafa doğru eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi beş şeklinde gidiyor. Bu tarafa da artı bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 şeklinde gidiyor. Bize demiş ki hangilerini al? Farklı bir kalemle gösterelim. 3'ü al. Şurada. 9'u al. Burada. Ve eksi 1 al. Burada. Diyor ki sayı doğrusunu gösterip küçükten büyüğe doğru sıralayın. Sol taraftaki sayı en küçüktür. O yüzden eksi 1 en küçük sayımız. Sonra 3 sayısı sonra da 9 sayısı küçükten büyüğe doğru sıraladım. Sıfıra en yakın olan sayıyı söyleyiniz demiş. Sıfıra en yakın olan sayımız burada hemen bakın hemen dibinde eksi 1 var. O yüzden eksi 1 buradaki sıfıra en yakın sayıdır diyoruz. A şıkkımızı bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi B'ye geçiyoruz. B'yi yapalım birlikte. Bir tane sayı doğrusu da bunun için çizeceğiz. Birbirine karıştırmak istemiyorsak silerek ilerleyelim arkadaşlar. Buraya çizdiğimde karışacak. O yüzden A'yı sildim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Şimdi B'yi çizelim. Bir tane cetvel aldık. Cetvelimizi hemen düzelttik. Şurada 0 var ortada. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 5 var. 6 var. Bu tarafta eksi 1 eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 var. Diyor ki bize bu sayıların yerini tespit et. Tespit edelim şimdi. <laughs> eksi 6 burada. 5 burada. Eksi 2 şurada. 4 de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane sayımızda işaretlemiş olduk. Peki Küçükten büyüğe sıralarken en küçük sayımız en soldaki sayı. Eksi 6 en küçük. Sonra eksi 2. Sonra 4. Sonra da 5 şeklinde. Eksi 6, eksi 2, 4 ve 5 şeklinde sıralanmış oldu. Sıfıra en yakın olan sayı. Bakın sıfıra en yakın olan sayı burada. Eksi 2 sayısı sıfıra en yakın olan sayı olarak karşımıza geldi. Burada da beğeniş cevabını bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. 8. soruyu bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Sayfa 79'daki 9. soruya doğru geçiyoruz. Aşağıda verilen tam sayı çiftlerinin arasındaki noktalı yerleri küçüktür, büyüktür veya eşittir sembollerinden uygun olanı yazarak ifadeleri karşılaştırınız demiş. Karşılaştıralım. A şıkkımız eksi 3 mü büyük artı 3 mü? Negatif sayılar her zaman daha küçüktür. O yüzden buraya küçüktür sembolü kullanacağız. Bakın Düz çizgi çektiğiniz K harfi çıkıyor. Küçüktür sembolünü oradan hatırlayabilirsiniz. Küçüktür sembolü geldi. B'ye geçtiğimizde mutlak değer var. Bunu önce mutlak değer dışına 7 olarak çıkardım. 7 mi büyük 4 mü? Tabii ki de 7 daha büyük. O yüzden büyüktür sembolü kullanacağız. Dikkat edin mutlak değerli ifadeyi önce mutlak değer dışına çıkarmaya özen gösteriyoruz. Yoksa hatalı bir cevap bulmuş oluruz. C'ye geçtim. Pozitif negatif pozitif daha büyük. O zaman 3 daha büyük. Eksi 5'ten diyoruz. Ç'ye geçtim. İkisi de negatif. Eksi 2 mi büyük? Eksi 5 mi? Dikkat edin negatif de küçük olan daha büyük. Yani eksi 2 daha büyüktür. Bunu unutmayın arkadaşlar. D'ye geçtim. Mutlak değer dışına çıktığında bu 6. Bu da 8 olarak çıkar. Hangisi daha büyük? 8 daha büyük. 6 daha küçük. O yüzden küçüktür sembolü kullandım. E'ye geçtiğimizde Eksi 9 bu mutlak değer dışında 6 çıktı. Negatif pozitiften daha küçük olduğu için küçüktür sembolü kullanmış oldum diyoruz. E şıkkımızın cevabı için. F ile devam edelim. 0 mı büyük 5 mi? Tabii ki de 5 daha büyük 0 daha küçük arkadaşlar. Eksi 6 mı 0 mı? Eksi 6 daha küçük. Çünkü negatif bir sayı. Burada Mutlak değer dışına 3 olarak bu da 5 olarak çıkar. 3 mü 5 mi daha küçük? 3 daha küçük. O zaman küçüktür sembolü kullandım. H'ye geçtim. Negatif pozitif sayı negatif olan daha küçük. O yüzden küçüktür sembolü. Yine negatif pozitif negatif olan daha küçük. Küçüktür sembolü. İ'ye geçtim. Bu 7 olarak dışarıya çıktı. Bu da 7 olarak dışarıya çıktı. Gördüğünüz gibi ikisi de 7-7. İşaret farklı değil. O zaman buraya ne koyacağız? Eşittir koyacağız. Aynı şey çıktıysa arkadaşlar iyi şıkkımızda eşittir olması gerekiyor dedim. Ve 9. soruyu da bu şekilde tamamlamış oldum. 10. soruya geçtim şimdi. Burayı temizledik yine. Aşağıdaki termometrelerde bazı illerin hava sıcaklıkları belirtilmiştir. Hava sıcaklıklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Önce sıcaklıkları bir belirleyelim. Kırık kale eksi 15 dereceymiş. Burada yazıyor bakın. Muğla 35 derece. Çankırı eksi 10 derece. Bolu 0 derece. Samsun 20 derece. Diyor ki bunları belirledik. Küçükten büyüğe. En küçüğü hangisi? Belirleyelim şimdi arkadaşlar en küçüğünü. Negatif olanlar daha küçük. Orada da en küçük sayımız eksi 15 olur arkadaşlar. Sonra eksi 10 küçüktür. Burada dikkat edin. Eksi 15 daha küçük bir sayı. Sonra sıfırımız var. Negatiflerden sonra. Sonra pozitiflere geçtim. 20 daha küçük. En büyük sayı ise 35 olacak. Küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralanması gerekir. 10. sorumuzun cevabı olarak diyoruz arkadaşlar. Ve 11'e doğru geçiyoruz. Burayı da temizledik. 11'e geçelim. Aşağıda verilen tam sayıları sayı doğrularını bölmelerine ayırarak sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Ayıralım. Sıfırın hemen yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Bu tarafta ise eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye devam ediyor. Hatta bunu da aynı yere kadar eksi 6'ya kadar yazalım. Bize diyor ki bu sayıları tespit et. Hemen tespit edelim. Eksi 5 bakın burada. Kutu içine aldım. Artı 3 burada. İşareti yoksa 3 artı 3 aynı şey. Eksi 3 bakın burada arkadaşlar. Bölmeleri ayırarak sayı doğrusuna gösteriniz demişti. Göstermiş oldum. B'ye geçtim. Aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Burada da B'yi yapalım. İkişer ikişer yapalım. Çok karışmasın. Sıfırın yine sağında 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Sol tarafında eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 diye gidiyor ki eksi 7 yeterli bizim için. Şimdi bunları gösterelim. Eksi 6 nerede? Bakın işte burada. Eksi 7 hemen onun yanında. Eksi 4 hemen burada. Gördüğünüz gibi burada da 3 sayımızın yerini tespit etmiş olduk. C'ye geçiyorum şimdi. Şimdi bu işlemler, harfler, sayılar birbirine karışmaması için sileceğim arkadaşlar. Burayı siz durdurarak A ve B'yi tamamlayabilirsiniz. C'ye geçtim. C'yi yapalım. Sıfırın yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar yazdım. Sol tarafında eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7'ye kadar da bu tarafı yazdım. Şimdi sayılarımızı tespit ediyoruz. Eksi 4 hemen şurada. Eksi 2 burada. Artı 2 burada. Ve eksi 5 Hemen eksi 4'ün yanında tespit etmiş oldum arkadaşlar. Son şıkkımız Ç'ye geçelim şimdi. Onu da açık mavi yapalım. Sıfırın yanında 1, 2, 3, 4, 5 var. Diğer tarafında eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 var. Diyor ki bize bu sayıları tespit et. Hemen tespit ediyoruz. 2 hemen 0'ın sağında. 4 hemen burada. Eksi 4 burada. Eksi 3 burada. Ve 1 de artı 1 de burada arkadaşlar. Bu şekilde C şıkkında işaretlemiş olduk. Ve sayfa 79'u da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu çalışmayı tamamladık. Birinci bölüm değerlendirme olan 80. sayfaya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Birinci bölüm değerlendirme sorularıyla devam edelim. Aşağıdaki karşılaştırmalar doğru ise başında kutucuğa D. Yanlış ise Y yazınız. Eksi 6 8'den daha mı küçük? Evet negatif olduğu için daha küçük. Doğru arkadaşlar. B şıkkı eksi 5 mutlak değer 5'e eşit. Evet mutlak değer dışına bu 5 olarak çıkar. E, bu da 5'e eşittir. Doğru bir ifade. Burada da bir sıkıntı yok. C'ye geçtim. Eksi 9 eksi 15'ten daha büyüktür. Doğru. Negatiflerde küçük olan daha büyüktü. Bu da bir doğru ifade. Bir hata söz konusu değil. Ç'ye geçtim. 5 eksi 6'nın mutlak değerinden daha büyüktür. Hayır. Çünkü bu mutlak değer için 6 olarak çıkar. 5 daha küçüktür 6'dan arkadaşlar. Burada bir hata var. Yanlış dedim buna. Eksi 12 küçüktür eksi 8'den. Doğru arkadaşlar. Eksi 12 negatiflerde daha küçük bir sayıya temsil ediyor. Eksi 8'den. Bu doğru bir sembol kullanılmış. Genelde de hata yapılıyor. Ona dikkat edelim. E'ye geçtim. Eksi 7 eksi 5'in mutlak değerinden daha büyüktür. Hayır arkadaşlar. Bu mutlak değer dışına artı 5 olarak çıkar. Ve artı 5 eksi 7 daha küçüktür. O yüzden küçüktür sembolü kullanılması lazım. Burada bir hata var. Bu da yanlış olacak. Doğrularında. Altına yazmış oldum. Yanlış olanlarda diyoruz arkadaşlar. Ç ve E yanlış ifade. Diğerleri doğru olması gerekiyor dedik. 2'ye geçtim. Burayı temizledim. Kutucuklardaki tam sayıları. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? En küçük sayı. Negatifler arasında seçeceğiz. Küçükte olanlar onlar. En küçük. Biliyorsunuz negatiflerde büyük olan daha küçük. O yüzden eksi 8 en küçük. Sonra. Eksi 6. Bunlardan sonra 0 geliyor. Sonra da pozitif sayımız 3 gelecek arkadaşlar. Önce negatifleri yerleştirmemiz gerekiyor. Bu da hangi şıkta mevcut? B şıkkında mevcut gördüğünüz gibi. Eksi 8, eksi 6, 0 ve 3 şeklinde sıralanmış oldu. Üçüncü soruya geçtim. Edirne, Kütahya ve Sivas'ta aynı anda sıcaklık ölçümü yapılmıştır. Kütahya'nın hava sıcaklığı Edirne'den daha fazla. Sivas'tan daha az olmuştur. Sivas'ta ölçülen hava sıcaklığı eksi 2 derece olduğuna göre Edirne ve Kütahya'da ölçülen hava sıcaklıkları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi Sivas şuraya yazdım. Sivas eksi 2 dereceymiş. Diyor ki Kütahya'nın hava sıcaklığı Edirne'den daha fazla Sivas'tan daha az. Şimdi Kütahya o zaman daha soğuk arkadaşlar. Kütahya'yı bir bulalım. Kütahya. Bir daha okuyayım. Kütahya'nın hava sıcaklığı Edirne'den daha fazla. Sivas'tan daha az olmuş. Sivas'tan daha az ise eksi 2'den daha küçük bir sayı yazmam lazım Kütahya için. Mesela eksi 3, eksi 4, eksi 5 gibi bir sayı yazabilirim. Daha da fazlasını yazabilirim. Edirne ise. Onu da farklı bir kalemle ifade edelim. Edirne. Evet buradaki cümleye dikkat edelim. Kütahya'nın hava sıcaklığı Edirne'den daha fazla e, Sivas'tan daha az olmuştur. Sivas'tan daha az olduğunu Kütahya'ya tespit ettik. E, Edirne'den de daha fazla dediği için Edirne Kütahya'dan daha da az anlamı taşır. Bakın buradaki cümle biraz dikkat gereken bir cümle. O yüzden Edirne daha da düşük Kütahya'dan da daha düşük. O zaman şu sol tarafa yazalım bu Edirne'yi. Daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Buradaki cümle biraz karmaşık o yüzden dikkat edin. Edirne Kütahya'dan daha da azmış Edirne. O yüzden bu da eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 gibi daha da düşük bir değere sahip olacak. Bunu hangi şık sağlar diye sormuş. Hemen onu ifade eden cevabımızı yazalım. Şimdi dikkat ederseniz eksi 2'di. Kütahya eksi 2'den biraz küçük olacak. Edirne daha da küçük olacak. O zaman Edirne ve Kütahya'nın ölçülen hava sıcaklığı sırasıyla demiş. Edirne en küçük olacak. A şıkkındaki ifade olabilir. Sonra e, Kütahya eksi 1 olabilir mi? Hayır. Eksi 2'den küçük olması lazım. Eksi 1 değeri almaz. O yüzden bu sağlayabilir ama bu sağlamaz. A şıkkı elendi. B'ye geçtiğimizde 2 ve 3 olma ihtimali yok. Sivas'tan daha soğuk olacak. Bunlar pozitif değer. C şıkkı Edirne eksi 5 yani soğuk. E, C bu da eksi 3 olabilir. Olur bakın bu. Bunu eksi 3 alırsam bunu da eksi 5 grubunda alabilirim. Daha da soğuk olduğu için. C şıkkı sağlıyor. D'ye geçtiğimizde 0 ve 4 zaten pozitif almış. Olmaz. Ee, burada arkadaşlar C şıkkımız sağlıyor. Eksi 3, eksi 4 gibi bu daha soğuk. Bu daha da soğuk olacak. Bu C şıkkında sağlayan bir ifade sadece. Ama cümle biraz karışıkmış. O yüzden bu ifadedeki cümleye dikkat edelim diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı için. Ve dördüncü soruya geçmiş olduk. Yukarıdaki eş bölmelere ayrılmış sayı doğrusu üzerinde tam sayılar yazılacaktır. Buna göre aşağıda ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. L noktasına karşılık gelen tam sayının mutlak değeri N noktasına karşılık gelen sayının mutlak değerinden küçüktür. O zaman bir noktalarımızın değerlerini bulalım arkadaşlar. Bu soruları cevaplayabilmek için. Sıfırın hemen yanında ne vardı? artı 1 bu artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 bu taraf bu taraf sıfırın eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 ve eksi 5 oldu diyor ki L noktasına karşılık gelen tam sayının mutlak değeri yani eksi 2'nin mutlak değeri N noktasına karşılık gelen yani artı 4'ün mutlak değerin mutlak değerinden küçüktür bunu söylemeye çalışıyor doğru mu arkadaşlar bunun mutlak değer dışında 2 olarak bu da mutlak değer dışında 4 olarak çıkar. 2 4'ten küçük mü? Evet. O zaman A şıkkımız doğru bir ifadeyi temsil ediyor dedik. B'ye geçtim. M noktasına karşılık gelen tam sayının mutlak değeri eksi 1'dir. M artı 1 arkadaşlar. Mutlak değeri yine 1 olarak artı 1 olarak sonuçlanır. Pozitif olan sayının mutlak değeri pozitif olarak sonuçlanıyordu. O yüzden artı 1'in mutlak değeri yine artı 1 olarak karşımıza gelir. Burada eksi 1 demiş. Yanlış olan şıkkı B şıkkında bulmuş olduk diyoruz. C ve D'ye bakalım. K noktasına eksi 5 tam sayısı karşılık gelmektedir. Evet K'yı eksi 5 buldum. Doğru. L noktasına eksi 2 tam sayısı gelmektedir. Evet L noktasında buldum. Hatalı şık burada. B şıkkında var arkadaşlar. Artı 1 olması lazımken eksi 1 demiş diyoruz. 4. sorumuzun cevabı için. Ve son olarak... 5. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Mutlak değer dışına çıktığında bu ifade 6 olur. 6 büyüktür 4 olur arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Direkt A şıkkı cevabımızın doğru olduğunu ifade etmiş oldu. Mutlak değer dışına çıkmış halleriyle düşünmemiz gerekiyor. Hızlıca B'yi, C'yi, D'yi de, de değerlendirelim. Bu mutlak değer dışına 5. Bu 30 olarak çıkar. 5.30'dan daha küçüktür. Burada bir hata söz konusu. Burada 13 olarak çıkar. Bu 8 olarak çıkar. 13 8'den daha büyüktür. Burada da hata var. 7 7 olarak çıktı. Bu 7 olarak çıktı. Burada ikisinin eşit olduğunu ifade etmesi lazım. Burada da hata var. Sadece A şıkkımız doğru diyoruz. Ve sayfa 80'inde bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Burada çalışmamızı tamamlamış olduk. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.